Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana li hadha ve ma kunna linehtediye leula en hadana Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bakara suresi 48. ayet-i kerimeyi geçen hafta bir önceki derste başladık. Estaizu billah. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Diyanet açıklamalı meali okumuş idik. Elmalı hocanınkini tekrar okuyalım.
Gölpınarlı mealinde korkun o günden ki hiç kimse bir başkasının yerine bir şey ödeyemez. O gün kimsenin kimseye şefaati kabul edilmez. Kimseden karşılık da alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Yaşar Nuri Öztürk mealinde ve korkun o günden ki hiçbir benlik, nefis karşılığında bunu kullanmış, hiçbir benlik bir başka benliğin herhangi bir şeyi için karşılık ödemez. Burada zamir ilave etmiş şeye, halbuki Arapçasında zamir yok. Yalnız herhanginin şeyin başına gelmiş olması Arapçasındaki nekreye karşılık olarak iyi düşüyor bence. Hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez. Tekrar başlatmış. Halbuki zamirle devam ediyor ayet-i kerime. Hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez. Yani ayette ve ondan şefaat kabul edilmez. Hiçbir benlikten fidye alınmaz ve ondan fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez. H.S. yeter mealinde öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Başkası için demesi biraz farklı düşmüş. Ayette burası nasıl hiç kimse ise burası da hiç kimse olarak yahut herhangi bir kimse olarak duruyor. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe parantez içerisine almış şefaat kabul olunmaz. Diyanet mealini hatırlattı bana. Fidye alınmaz. Onlara asla yardım da yapılmaz. Aslayı da tefsir olarak koymuş. Ali Bulaç mealinde ve hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği demiş. Hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının. Böyle toplamak anlamı biraz arada kaybettirmiş bence. S. Yıldırım mealinde öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez demiş. A.Uğur mealinde öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Ebilmak, abilmak, güç yetiremez gibi kullanmış. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe parantez içine almış, şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz. G.Onan mealinde kimsenin kimse yerine bir şey ödeyemeyeceği, aracılık kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da edilmeyeceği bir günden sakının demiş hoca, toplamış. Sadece şefaat kavramını parantez içerisine almış. Ş.Piriş mealinde kimsenin kimseden faydalanamayacağı, biraz farklı düşmüş ayetin kipinden, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da görülmeyeceği bir günden kendinizi koruyun demiş. Burada yukarıdaki farklılık buraya da yansımış. Kendinizi koruyun. Edip Yüksel mealinde öyle bir günden sakının ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Aracılık kabul edilmez. Kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez. İ.H.Baltacıoğlu mealinde öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimsenin ödeyeceğini ödeyemez. Oldukça farklı. Kimse kimseyi kayıramaz. Halbuki Cenab-ı Hak şefaat kabul edilmez diyor. Oradan tefsir ile bunu çıkarıyor galiba hoca. Kimse kimseyi kayıramaz. Kimseden kurtulmalık alınmaz. Kurtulmalık. Adil.
Fidye karşılık bunu Türkçe'ye çevirmiş. Kurtulmalık alınmaz, onlara yardım da edilemez demiş ve böylece Türkçe mealler tamamlanmış oldu. İngilizcelerine bakalım. Bakara suresi 48. ayet-i kerime. Estaizu billah. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Yusuf Alim halinde, then guard yourselves against a day. Vav Türkçelerde var mıydı? Dikkat etmişler miydi? Hiç biz bakmadık ama Yusuf Ali bir iki tanesinde vardı değil mi? Then demiş ve bence güzel de düşmüş. Then guard, gardınızı alın diyor. Koruyun. Yourselves, kendinizi. Ayette kendinizi demiyor Cenab-ı Hak. Vettaku, korunun diyor. Ama demek ki fiilin içerisine sokamadı. Against the day, bir güne den bir güne karşı kendinizi koruyun. When one soul, bir nefsin, shall not avail another, başka bir nefse fayda veremeyeceği, yarar sağlayamayacağı bir günden korunun. Nor shall intercession, ne de bir şefaatin be accepted, kabul edileceği, for her, onun için. Zamir olarak getirmiş, aynen ayette olduğu gibi. Türkçe meallerde dikkatimizi çeken burada her defasında bu nefsin ve hiçbir nefisten şefaatin kabul edilmeyeceği diye tekrardan başlatılmasıydı. Ama Yusuf Ali ayetteki gibi onu nefs yapmış. Demek ki Arapçasında olduğu gibi nefs Arapçada dişidir. Demek ki İngilizce'de de soul dişi bir kavram. O yüzden for her demiş. Nor shall intercession be accepted for her. Onun için şefaat de, aracılık da kabul edilmez. Nor shall compensation, ne de bir tazminat, bir bedel, bir karşılık be taken, alınır from her, ondan. Ve la yu'hadu. Bakın burada kabul edilmez diyor Cenab-ı Hak. Burada da alınmaz diyor. Bu ayrıntılara dikkat etmiş Yusuf Ali mealinde. Türkçelerde bunlar dikkatimi çekmemişti. Burada kabul edilmez, burada da alınmaz. Şefaat için kabul olunmaz. Adil için, karşılık, bedel, tazminat için ise alınmaz diyor. Nor shall compensation be taken from her. Ondan tazminat da alınmaz, bedel de alınmaz. Nor shall anyone be helped. Ve ne de hiç kimse yardım görür. From outside diye parantez içerisinde dışarıdan. Yani dışarıdan kimse de gelip yardım etmez. Burada hum zamirini olduğu gibi taşıyamamış. Nor shall anyone, anyone olarak taşımış. Nor shall they be helped diyebilirdi diye düşünüyorum. Şakir mealinde 48. ayet. And be on your guard against a day, ve gardınızı almış olarak, almış bulunun, alın bir günden, bir güne karşı, bir günden. When, o günde, öyle ki when one soul shall not avail another in the least, bir nefsin başka bir nefse yarar sağlayamayacağı, yani küçücük dahi olsa en küçük bir yarar sağlayamayacağı bir günden sakının. Neither shall intercession on itself, on its behalf be accepted. Ne de onun adına, onun yararına hiçbir aracılığın, şefaatin kabul edilmediği bir günden sakının. Nor shall any compensation be taken from it. Ne de kendisinden bir tazminat yahut bedelin alınmadığı bir günden sakının. Burada from it demiş. Demek ki bu soul'a işaret etmek, yani it ile de ona işaret edilebiliyor.
Halbuki yukarıda Yusuf Ali Hör demişti. Nor shall they be helped. Onlar ne de yardım göreceklerdir. Bakın burada they demiş. Ayette olduğu gibi Yusuf Ali böyle dememişti. Onlar yardım da görmezler. Pikten mealinde and guard yourselves against a day ve gardınızı alın yani korunun bir günden when no soul will out avail another. Bir başkasına yardım edebileceği bu a galiba o olsa gerek bir başkasına yardım edemeyeceği bir günden hiçbir kimsenin yukarıda hep one soul bir nefis demişti. Burada hiçbir nefis, böyle de Türkçe mealler vardı. Hiçbir nefsin bir başkasına yarar sağlayamayacağı nor will intercession be accepted from it. Ne de ondan, yine it demiş soul için, ne de ondan bir şefaatin, aracılığın kabul edilmeyeceği nor will compensation be received from it. Ne de bir tazminatın, bedelin kendisinden alınmayacağı. Yukarıda receive değildi, taken'dı. Bu kez receive hemen hemen aynı mana. Nor will they be helped. Onlar yardım da görmezler. Geldik Muhlis Han mealine. And fear a day. Bir günden korkun demiş Muhlis Han. Hiç beklemedik bir şekilde fear demiş. Halbuki bunlar korunmak takvaya daha çok örtüşüyor. Guard daha doğruydu bence. And fear a day. Bir günden sakının. Bu khafa ya khafu fiili var zaten Arapçada. And fear a day, bir günden sakının. Parantez içerisinde of judgment, yani karar günü, hükmün gerçekleşeceği günden sakının. When a person shall not avail another, bir kimsenin, bir şahsın, yukarıda hep nefis demişlerdi dikkat ederseniz ayette olduğu gibi. Muhlis Han bu kez onu person'a çevirmiş. Bir şahsın, bir kimsenin, bir başkasına yarar sağlamayacağı another demiş. Yukarıdakiler de another demişlerdi. Herhangi bir nefse yarar sağlamayacağı şeklinde olsa daha doğru olur. Nor will intercession, ne de bir şefaatin be accepted, kabul edileceği from him, ondan. Tabi person deyince him demiş. Nor will compensation be taken from him, nor will they be helped. Ne de bir tazminatın, bedelin kendisinden kabul edilmeyeceği, ne de onların yardım görmeyecekleri bir günden korkun diye Muhlis Han mealini İngilizceye taşımış. Dikkat ederseniz hepsi compensation'ı kullanmışlar. Demek ki başka alternatifleri yok İngilizce'de. Meal dosyasına geçelim. Bakara suresi 48. ayet. Estaizu billah. Vettequ yevmen la tajzi nefsun an nefsin şey'a. Vettequ, vav'u unutmayalım ve vettequ yevmen ve öyle bir günden sakının ki وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. O gün, Türkçe'de tekrarlamak zorundayım. Alternatifiniz olursa İkinci bölümde tartışırız. Ve öyle bir günden sakının ki o gün herhangi bir kimse nin yerine herhangi bir şey ödeyemez. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا.
Öyle bir günden sakının ki o gün herhangi bir kimse, herhangi bir kimsenin yerine herhangi bir şey ödeyemez. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Ondan şefaat da kabul edilmez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. Ondan bedel de alınmaz. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Onlar yardım da görmezler. Estaizu billah. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Ve öyle bir günden sakının ki o gün herhangi bir kimse, herhangi bir kimsenin yerine herhangi bir şey ödeyemez. Ondan şefaat de kabul edilmez. Ondan bedel de alınmaz. Onlar yardım da görmezler. Evet, ikinci bölümde bu meali tekrar tartışırız. 49. ayet-i kerimenin tefsirine geçelim. Estaizu billah. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. Vakta ki sizi kurtardık. Kimden? مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ. Firavun ailesinden. يَسُومُونَكُمْ. Size tattırıyorlar. سُوَ الْعَذَابِ. Azabın en kötüsünü. Azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı. يُذَبِّحُونَ. Boğazlıyorlardı. اَبْنَاءَكُمْ. Oğullarınızı. Demek ki öldürme tekniği boğazlayarak. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ. Oğullarınızı boğazlıyorlardı. وَيَسْتَحْيُونَ. Hayatta bırakıyorlardı. نِسَاءَكُمْ. Kadınlarınızı. وَفِي ذَٰلِكُمْ. Ve bunda, bu olup bitende yani, بَلَاءٌ. Bir sınama vardır. مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden. عَظِيم. Belanın sıfatı. بَلَاءٌ عَظِيم. Büyük bir sınama vardır Rabbinizden. Müfessire bakalım, diyor ki hâdâ, bu ayeti kastediyor olabilir. Şurû'un, girişmedir. Neye girişme? Fî te'dâdi ni'amihî, nimetlerini saymaya girişmesidir. Alâ beni İsrail'e, İsrail oğullarına olan nimetlerini saymaya girişmesidir. عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ. Tafsilatlı bir biçimde İsrailoğulları üzerine olan nimetlerini saymaya girişmesidir bu Cenab-ı Hakk'ın, diyor müfessir. فَقَالَ. Böylece dedi ki, اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ. Bu ayet ile birlikte Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına nimetlerini saymaya başlaması gerçekleşiyor. وَاِذْ. Ve hatırlayın, vakta ki bir zaman, نَجَّيْنَا. Biz kurtardık. نَجَّيْنَا. Biz kurtardık. كُمْ. Sizi. مِنْ. Den. اَلِ فِرْعَوْنَ. Firavun ailesinden. اَيْ. Yani. مِنْ فِرْعَوْنَ. Firavundan.
ve meleihi ve A takımından, etrafındakilerden, ve cunudihi ve askerlerinden, ve kânû, onlar, Firavun ve adamları ve orduları, ve kânû kable zâlike, bundan önce, yani biz sizi kurtarmazdan önce, yesûmûnekum, tattırıyorlardı, uğratıyorlardı, yani yuvellûnehum, uğratıyorlardı, ve yestâmilûnehum, ve onları kullanıyorlardı. Ne bakımdan? Su'el azâbi, azabın en kötüsünü üzerlerinde işletiyor, onları azabın en acısına uğratıyorlardı. Yani su ile maksadı eşeddehu, en şiddetlisi. Cenab-ı Hak bir azap çeşidine azabın en şiddetlisi diyorsa, bu Firavun ailesi demek ki işkenceden anlıyor Cenab-ı Hak, çünkü azabın en kötüsü diye tarif etmiş İsrailoğulları üzerinde tatbik ettikleri işkence türünü. Yani eşeddehu, en şiddetlisi. Bi en kânû, ne yapıyorlardı? Bi en kânû yüzebbihûne, boğazlıyorlardı. Ebnâekum, oğullarınızı. Demek ki birinci sırada da bu, yani azabın en kötüsünü anmak adına bi en kânû, şöyle ki ne yapıyorlardı? يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ, oğullarınızı boğazlıyorlardı. Demek ki kişiye verilebilecek en ağır azap bu. خَشْيَةَ نُمُوِّكُمْ, neden bunu yapıyorlardı? Çoğalmanızdan endişe ederek. Belli bir soyu belli bir kontrol altında tutuyorlardı. Çok erkekleri artarsa tehdit haline dönüşür diye. Kendi işlerine yarayacak kadar, gerektiği kadar erkeği hayatta bırakıyor. Biraz fazla olan erkek kısmını kesiyorlardı, boğazlıyorlardı. Yani bir çeşit doğum kontrolü, nüfus planlaması, ama tabii Yahudi ailesi üzerinde. وَيَسْتَحْيُونَ, ancak seçici davranıyorlardı. وَيَسْتَحْيُونَ, hayatta bırakıyorlardı. نِسَاءَكُمْ, kadınlarınızı. Çünkü kadınlar tehdit oluşturmuyor demek ki güç olarak. Onları hayatta bırakıyorlardı. Yani فَلَا يَقْتُلُونَهُمْ, onları öldürmüyorlardı. Bir kadınların artan kısımlarını alıp evlerine götürüyor. Onları evlerinde her türlü işte kullanıyorlardı. فَاَنْتُمْ, sizler بَيْنَ قَتِيلٍ, bir kısmınız öldürülmüş. Yani siz, sizi kümeleyecek olursak diyor müfessir, bir kısmınız katil, öldürülmüş, bir kısmınız ve muzellel, aşağılanmış, horlanmış, bil amali şakati, en zor ameller ile en ağır işlerde çalıştırılıyorlar. Tehi ala vecihil minneti aleyhi, hayatta bırakılması da yine minnet üzere. Yani Kıpti diyor ki yaşıyorsan benim sayemde yaşıyorsun. Velev ki o zor şartlarda bile olsa, o verdiği veya verdiğini düşündüğü küçücük hayat alanını da minnet vel isti'la ve üzerine şey kurarak, hegemonya kurarak aleyhi, üzerine. Fehâzâ, müfessir diyor ki işte bu gayetul ihaneti, bu aşağılamanın doruk noktasıdır. En doruğu budur. Fe, hal böyleyken mennallahu aleyhim, Allah üzerlerine minnetini, yani lütfunu gönderdi de bin necati, necat ile, yani onları kurtararak onlara Cenab-ı Hak bir ihsanda bulundu. Nasıl bir kurtuluş? Ettemmeti, tam bir kurtuluş. Öyle bir kurtulma kurtuldular ki o coğrafyadan bile çekip gittiler. Ve igraqa aduvihim, ve igraqi aduvihim, ve düşmanlarını da Cenab-ı Hak boğdu. وَهُمْ يَنْضُرُونَ, onlar baka durdukları halde. Niçin? لِتَقَرَّ اَعْيُنَهُمْ, لِتَقَرَّ اَعْيُنُهُمْ, iyice gönülleri rahatlasın, gözleri aydın olsun diye. Cenab-ı Hak hem bunları Kıptilerin ellerinden kurtardı, Firavun'un ve adamların ellerinden kurtardı. Ve öyle bir Cenab-ı Hak düzen kurdu ki, peşi sırada onları getirdi, Firavun ve adamlarını. Bunlar denizi geçmişken
denizde denizde açılan yolda yürümeye kalkışan Firavun ve adamlarını deniz üzerlerine kapanıp onları boğdu. Ve agraqna ale firavuna ve entum tandurun. Firavun ailesini boğduk, siz de bakıp duruyordunuz diyor Cenab-ı Hak. Bu müfessirin şurada tam kurtuluş dediği, yani öyle bir kurtarma kurtardı ki içlerinde vaktiyle aşağılanmışlığın, vaktiyle yaşadıkları o işkencelerin de bütün izleri silindi. Çünkü gözleri önünde onların debelenip sulara gömüldüklerini Allah onlara gösterdi. Hakikaten hakiki tam bir kurtulma. İntikamlarını da almış yani. İyi de ayette henüz daha Cenab-ı Hak kurtardım falan demedi. Ha, daha girişte diyorum değil mi? وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. Hatırlayın sizi kurtardığımızı. وَفِي ذَلِكُمْ. Bunda vardı diyor Cenab-ı Hak. Ey yani el-ince. İlginç. Bu kurtarışımızda vardır diyor. Müfessir buradaki zelikeyi kurtarmasına Cenab-ı Hakk'ın yani necata götürmüş. Halbuki müfessirlerin çoğu bunu duruma götürürler. Yani o Kıptilerin, Firavun ve adamların elinde çektikleriniz, o zorlu yıllar ve oradan kurtarmanız, bu olay tümü, bu sürecin tümünde vardır. Ne vardır? Belaun, bir sınama, bir iptila vardır diye müfessirler böyle algılarlar. Ama bu müfessir zelikeyi buradan necata götürmüş. Dolayısıyla da bela ifadesine de ihsan manasını vermiş. Ey yani bunda vardır, bu kurtarışımızda vardır. Ne vardır? İhsanun, bir lütuf ve ihsanımız vardır diyor müfessir. Ama dediğim gibi müfessirlerin çoğu böyle düşünmüyor. Çünkü bela kelimesi bir defa ihsan anlamına çok uzak duruyor. O nasıl onunla onu tefsir etmiş? Bela, iptela, ebteli den gelen, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde de kullanılan bir kelime, sınama anlamını, imtihan anlamını taşıyor. Yani Cenab-ı Hak onlara diyor ki bu geçirdiğiniz evre bir imtihan evresiydi. Sizi o evrede Firavun'un ve adamların eliyle sınamış olduk. Sonunda da sizi kurtardık. Min Rabbikum, Rabbinizden bir imtihan vardır bunda. Azimun, nasıl bir imtihan bu? Cenab-ı Hak diyor ki azim bir imtihan, yani büyük bir imtihan. Fehâzâ, işte bu müfessir diyor ki, tabi müfessirin algılaması farklı oldu. Kurtarışımızda büyük bir lütuf vardır. Dolayısıyla fehâzâ, bu lütuf mimme yûcibu aleykum, sizin için gerektirir neyi? Eşşükra, şükretmeyi. Vel kıyâme bi evamirihi, ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmeyi gerekli kılar sizin için. Bu son yaptığı yorum hala geçerli. Çünkü Cenab-ı Hak ayetin girişinde sizi kurtardığımızı, hem de öyle adamların elinden kurtardık ki onlar oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı hayatta bırakıyor, sizleri de azabın en kötüsüne uğratıyorlardı diye büyük bir lütfunu, ihsanını Cenab-ı Hak onlara hatırlatıyor. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu, bu kurtarışını hatırlayan Yahudiler hakikaten teşekkür etmeli ve Allah'ın emir ve yasaklarına boyun bükmeliler. Zaten Cenab-ı Hak da nimetini o yüzden hatırlatıyor. Yahudilerdeki en büyük sıkıntı, nimeti, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir nimeti çok kısa süre sonra sıradanlaştırıyor ve hemen onu unutuveriyorlardı. En büyük problemleri bu. Allah Firavun'un elinden kurtulmayı adeta imkansıza yakın bir şey görüyorlardı. Ve kurtuldular. Firavun bir gün onlara müsaade etti gitmelerine. İnanılmaz buldular. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak gördüler. Ancak bir süre sonra Hazreti Musa'ya niye denize doğru gidiyoruz dediler. O da dedi ki وَمُذُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Cenab-ı Hak bana dedi ki bu istikamete doğru emir olundunuz. Bu istikamete doğru gidin. Siz de böyle yapın diye onlara söyledi. Onlar dediler ki yok, Firavun'un elinden kurtulduk. Nereye gidecektik? Kudüs'e doğru gidecektik. Biz gidiyoruz şu anda tersine. Yani gidiyoruz Mısır'a doğru. Mısır'a diyorum. Arap Yarımadası'na doğru gidiyoruz. Dediler ki istikamet yanlış. Biz kuzeye gitmemiz gerekiyor. Hem denize doğru gitmemizin çok aptalca bir tarafı var. Firavun zırt pırt zaten şeyinden vazgeçiyor. Bundan önce de birkaç kez müsaade etti. Sonra son anda alıkoydu.
çıkar gelir bizi tekrar alır Mısır'a geri götürür diye Hazreti Musa'nın başını şişirdiler. O da dedi ki ben dedi bunu içtihadımla yapmadım. Allah emrettiği için böyle gidiyoruz. Bizi kurtaran emretti. Teslim olmasını bilin. Daha işte saatler olmamıştı ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı çıktılar. Yani Mısır'dan kurtarışını büyük bir mucize saymışlardı. Yolda hemen kendisine karşı çıktılar. Neticede yine gitmek zorunda kaldılar peşinden. Tabii gelip denizin kıyısında kala kaldılar ve bir de baktılar ki arkalarında şey geliyor. Firavun geliyor. Felemma tara'atil cem'anu qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musa'nın adamları dediler ki Cenab-ı Hak Musa'nın adamları diyor bakın. Musa'na ittiba edenler, Musa'nın yani etrafındaki müminler falan demiyor da Musa'nın adamları dediler ki inna la mudrakun. Dediler ki tamam işte hepsi bu kadardı. Geldi önümüzde deniz, arkamızda Firavun'un ordusu. Bittik inna la mudrakun. İdrak olunduk. Yani geldi yetişti bize. Daha yetişmeden geldi yetişti. Bitti bu iş dediler. Bu kadar ümitsiz, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a karşı güvensizler. O da dedi ki Hazreti Musa Aleyhisselam kella, hayır. Öyle değil. Asla öyle değil. İnne ma'ya rabbi seyahdin. Rabbim benimle beraber ve muhakkak bize bir yol gösterecektir. Musa Aleyhisselam böyle diyor, onlar böyle diyorlar. Neticede hızlı anlatalım. Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a daha ordu gelip yetişmeden denize asasını vurmasını emredince denizde yol açıldı. Denizden geçtiler. Musa ve Firavun ve adamları yetişemeden bunlar karşı kıyıya geçtiler. Onlar denizin ortasındayken Cenab-ı Hak onları suda boğdu. Bunu da müşahede edince denizin açılmasını, Firavun ve adamlarının boğulmasını falan dediler ki bir daha bizden yanlış görmeyeceksin. Yani tamam dediler bu iş buraya kadar. Ama çok geçmedi. Çölde ilerlerken dediler ki ya açız. Ne yiyip ne içeceğiz? Yanımızdakiler bitmek üzere. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki bitti mi? Bitmedi. Ama dediler bitecek. Çoluk var, çocuk var, küçük var, büyük var. O kadar bunu büyüttüler ki bir kısmı dedi ki yani Firavun'un yanında kalsaydık yine hiç olmazsa bir şeyler yiyorduk. Çölde aç öleceğiz dediler. Tamam mı? Bu kadar güvensizler. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki merak etmeyin. Cenab-ı Hak bizi aç bırakmaz. Muhakkak bir şeyler verir. Yahu dediler uçsuz bucaksız çöl. Bir tek bitki yok yerde. Neden bahsediyorsun sen? Bizi götürüyorsun dediler çölün ortasına. Toplu intihar bu. Ya dünü hatırlatmaya çalışıyor. Denizin yarılmasını hatırlatmaya çalışıyor. Allah'ın ondan önceki nasıl olağanüstü en fizik bakımından imkanların sıfırda göründüğü bir anda nasıl yardım ettiğini Hazreti Musa hatırlatmaya çalışıyor. O gün bugün Cenab-ı Hak hatırlatmaya çalışıyor. Ama onlar hep gördükleriyle, tarttıklarıyla, ölçtükleriyle somut şeyler üzerinde yürümeyi, Cenab-ı Hakk'a gaybe iman etmemeyi, Cenab-ı Hakk'a güvenmemeyi hep tercih ettiler. Kur'an bu okuyacağımız ve gelecek olan hep nimetleri sayarken Cenab-ı Hak onların nasıl her defasında nimeti sıradanlaştırıp bir önceki günkünü nasıl sıradanlaştırıp yok edip unutup yine kendilerini Cenab-ı Hakk'a karşı güvensiz bir duruma düşürdüklerini bize ayet-i kerimelerde gösteriyor. Derken ne oldu? Tam her şey bitti, yiyecekler bitti dedikleri ve öleceklerini düşündükleri günde Cenab-ı Hak üzerlerine el-menn ve's-selva kudret helvasını gönderdi. Sanıyorum tefsirlerde bu önce birini gönderdi Cenab-ı Hak bunlardan. Öyle rivayetler var. Sonra biraz onu yediler dediler ki bu kudret helvasını topluyorlardı böyle. Sabah kalkıyorlar pamuk şeklinde bizim pamuk şekeri gibi tadına doyum olmayan. Onu görünce zaten çölün ortasında dediler ki ya kusura bakma seni çok yani çok üstüne geldik falan. Epey bir süre kudret helvası yediler sonra geldiler dediler ki içimiz dışımız kudret helvası oldu. Bu dediler Mısır'da dediler bir sürü çeşit yemekler vardı. Tamam işkence görüyorduk doğru ama olmaz dediler. Böyle tek şey Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki merak etmeyin teslimiyetimizi devam ettirin. Cenab-ı Hak bunu verdiği gibi çölün ortasında başka bir şey de verir. Ne nereden verecek? Bu zaten buralarda yağarmış dediler sabah erken saatlerinde. Cenab-ı Hakk'a bağlayıp duruyorsun falan. Tabi Cenab-ı Hak gönderirken meleklerin ellerinde altın taslarda göndermiyor. Öyle bir ortamı ayarlıyor ki İşte bir gün önce
sis oluyor diye düşünün. O sisin içerisinde hava, iklim hafif değişiyor. Ve birden sabah kalkıyorlar, etrafa böyle kar beyazı gibi kudret elması. Onu bir her gün görünce dediler ki bu zaten bu coğrafyada olup biten şeyler. Yani bize Allah'tan diye derken hiç beklemedikleri bir şekilde birden bıldırcınlar uçuşmaya başladı etraflarında. Hemen Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Allah'ın mucizesi olduğunu anladılar. Yine tövbeler. Sonra dediler ki bu bıldırcınlar da buralarda uçup durur. Baksana her zaman uçuyorlar zaten. Bu men ve selvadan bıktık dediler. En netice bu sorunu o kadar büyüttüler ki bir kısmı ayaklanıp biz geri dönmek istiyoruz dediler. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de gelecek ayetlerde اِهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ O zaman dönün Mısır'a. Aradığınız şeyler orada var. Onlar ne istiyorlardı? مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Yerin işte soğan, sarımsak, mercimek. Ya bezelye de yok içinde ama. Yani bildiğiniz hububatla ilgili şeyler. Kur'an'da böyle ardışık sayılır bunlar. Cenab-ı Hakk'ın onları saymasında, yani bu kadar şey ardışık saymasında, o kıssayla ilgili bunu ön plana çıkarmasında bunların ne kadar basit şeylere takıldığını, büyük mucizeleri, büyük büyük mucizeleri yok edip küçük küçük nohuttu, işte efendime söyleyeyim mısırdı, soğandı, bunları gözlerinde nasıl büyüttüklerini, nasıl nankörlük yaptıklarını Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde anlatıyor. Hele hele kölelikten kurtulmuşlar. Yani özgürce çölde ölmek kölelikten elbette daha iyidir. Oğulları kesile dururken, çocukları kesilip dururken. Öyle. Yani bunda ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Sümme zekara diyor. Bu ayet böylece bitmiş oldu, bu ayetin tefsiri. Dört dakikamız varmış. Biz meale geri dönelim. Tekrar okuyayım. 2. sure 48. ayet. Ve öyle bir günden sakının ki o gün herhangi bir kimse, herhangi bir kimsenin yerine herhangi bir şey ödeyemez. Ondan şefaat de kabul edilmez. Ondan bedel de alınmaz. Onlar yardım da görmezler. Diyor Cenab-ı Hak. Var mı önceden aldığımız notlardan söyleyeceğiniz yahut? Nefis. He, kimse yerine nefis desek diyorsunuz. Ve öyle bir günden sakının ki o gün herhangi bir nefis, herhangi bir nefsin yerine herhangi bir şey ödeyemez. Şimdi nefis demek mümkün de nefis deyince bunu okuyan herhangi bir kimsenin nefis, ha ben değilim yani, ben nefis özel bir şey yani diye, yani benliğinden uzak görebilir, böyle nefis küçük küçük böyle varlıklar falan diye düşünebilir. O yüzden kimse Türkçe'de de şahsı anlatan bir kavram. Cenab-ı Hak da zaten kimseyi, şahsı söylüyor. Onun içerisindeki arzu kaynağı olan nefsi falan kastetmiyor. Başka? Sakının da karşılığı sakın değil mi? Evet. Biz takvayı sakının olarak aldık. Evet. Evet. Hayır, ayette bir ayeti gördük. O ayette yüzüyle ateşten sakınan kimse diye اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yüzüyle ateşten sakınan kimsenin halini anlatıyor Cenab-ı Hak. Ayette aynı kelime kullanıyordu. Ve ateşi yüzüyle savan kimse. Yani onu, o ayeti biz okuduğumuzda sakınmak olarak şey ettik. Anlamlandırdık. Olduğu gibi yevme, kendisinden sonra gelen cümle o yevme olduğu gibi sıfat olarak. Evet. Hı-hı. Hı-hı. Bir tek şurada o gün diye bunu tekrardan koymak benim hoşuma gitmedi. Ama onu kaldırmanın bir yolu var mı? Ve öyle bir günden o sakının ki. Önce oluyor hocam. Bunu en sonuna koyunca oluyor mesela. Evet. Herhangi bir kimsenin yerine herhangi bir şey ödeyeme diye ondan şefaat de kabul edildi. Ondan bedel de alınmadı. Öyle bir günden sakının. Yani tam tersten bütün hepsini toplayınca olabilir de ben de onu bu parçalı yapıyı bozmamak adına tercih etmiyorum. Çünkü toplamayı biz baştan tercih etmemeyi. Tekrar oluyor. Evet, ve öyle bir günden sakının ki hiç koymadığınızı düşünün, mana düşmüyor mu? Bir bakın bakalım, ben okuyayım şimdi. Ve öyle bir günden sakının ki herhangi bir kimse, herhangi bir kimsenin yerine herhangi bir şey ödeyemez. Bence oluyormuş. Ondan şefaat de kabul edilmez, ondan bedel de alınmaz, onlar yardım da görmezler. Var zaten bir gün var başta. Tamam. O gün onlar yardım da görmezler. Yani aynı manaya çıkıyor. Evet.
Hocam ödeyemez mi? Ayasa tabii ki olmamış. Ödemez. He? Ödeyemez. İyi, onu hatırlatmanız iyi oldu. Ben ödemezi tercih ediyordum. La yastatıyor gibi olmuş, evet. Ödemez. Herhangi bir şey öde... Şart cümlesi konuşuyor. Evet, ödemez. La tecziye ödemez. Ondan şefaat de hocam tekrar geliyor. Ondan mı ona mı? Yani şefaat. Geçen derste sanki ona mı? Ve la yukbelu minha, min var, den. Ve la yukbelu minha şefaat. Ondan şefaat da kabul edilmez. Öyle gözüküyor. Evet. Zaten o şey durumda nasıl şefaat edecek ki? Yani sanki... Şimdi iki tane nefis vardı ya, herhangi bir nefis herhangi bir nefise bir şey ödeyemez. Ödeyemez olan kim? Güçlü olan nefis. Yani bir başkası içine bir... Ve ondan, yani ödeyemez olan nefisten, bir başkası için bir şey ödeyemeyen nefisten aracılık da kabul edilmez. Ondan bedel de alınmaz. Yani kuvvetli olan nefis üzerinden devam ediyor. İki tane nefis vardı. Hocam o şefaat demek ve onu da versek. Herhangi la tukbalu minha şefaatun. Evet, denebilir. Ondan herhangi bir şefaat de kabul edilmez. Ondan herhangi. Çok herhangi. Ama ayette öyle çok olmuş ama. Bir şefaat deseler. Peki bir diyelim. Hocam, gelişi hep herhangi bir hocam, şey. Hocam, müzakereyi ederken ayet kelimeyi de şöyle altına bir kopyalarsın, daha sağlıklı olur. Ha, ayeti kopyalayayım diyorsunuz. Ayet olduğu gibi kopyalarsın. Yani. O vakit zaten dolduydu ama seni kıracağım ha. Altına kopyalayayım. Şey, tamam. Evet, kopyaladım. Hala benim için mesela nekte verdim. Şimdi gireceğim. Marife verdim. Ve la yukbelu minha şefaatun. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın bu nekre. Bu nekre derler. Bu artık bütün şefaat türlerini içine alır. Ve ondan bir şefaat de kabul edilmez. Zaten bir şefaat da A gelince kendi öncesi yerlerde nekre gelir. Şefaat ta. Aslında bitişik olup ta'ya mı dönüşüyordu? Şefaat ta. Şefaat da kabul edilmez. Vav var ya, onu da'ya çevirdik. Evet. Peki, anlaşıldı. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akta'nâ. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min kablina. ربنا ولا تحمل علينا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.